Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aslında kendi kendime izin günü ilan etmiştim. Bugün evdeyim, hiçbir şey yapmayacağım. Televizyonun karşısına geçeceğim. Akşama kadar televizyon izleyeceğim diye plan yapmıştım. Bugün kızlar evdeler, ders çalışıyorlar, odalarındalar. Hem ses yapmamak adına hem de dedim tam hakkıyla bir izin günü olsun. Öyle olmadı, gördüğünüz gibi kendimi mutfakta buldum. Instagram'da geziyorum. Yani bana mı denk geliyor, yoksa bugün herkes kruvasan mı yiyor bilmiyorum. Çikolatayla yiyen mi istersiniz? Reçelle yiyen mi istersiniz? Herkes bir kruvasan. Dedim hadi kalk, bir kruvasan yap. Hem kızların beslenmesine olsun, bir de iki ölçü yapıyorum arkadaşlar. Hızımı alamadım. İki ölçü kruvasan yapacağız. Ama size tek ölçü vereyim. Siz isterseniz iki ölçü yapmak isteyenler çoğaltabilir. Ben şimdi tek ölçü veriyorum. Yarım paket yaş mayayı suda çözdürdüm. Eğer isterseniz siz kuru maya da yapabilirsiniz. Bir paket kuru maya yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ben ikinciyi ekliyorum. İkinci ölçünün sıvı yağı bu. Bu şekilde. Bir su bardağı ılık su. Şimdi ben mayayı suyla çözdürdüğüm için şöyle az bir şey daha su ekleyeceğim. İki yapmayacağım onu yani. Bir çay bardağı kadar daha su ekleyeceğim. İki çay bardağı olmuş olacak. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı süt ekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 5 su bardağı kadar, 5-5,5 su bardağı kadar da un alıyor. Unu siz kontrollü ekleyin, yine de her ihtimale karşı. Şimdi birazcık ununu ekleyeceğim. Yoğurmaya başlayacağım. Kıvamını ayarlayacağım. Yine her zamanki gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olmasını sağlayacağım. Benim iki ölçü olduğu için biraz unu fazla alacak. Böyle bol bol ununu ekliyorum ben. Hadi bakalım, yoğurma işine geçelim. Hamurumuz güzelce yoğruldu arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ben sofrayı hazırlayacağım. Yani sofrayı derken hamuru açacağım, sofrayı hazırlarken. O da 10-15 dakika kadar burada mayalanacak. Hamurumuz şöyle güzelce mayasını almış arkadaşlar. Bu hamurda unla değil yağıyla toparlıyoruz. Şöyle biraz nasıl da güzel yoğrulmuş, nasıl da güzel mayalanmış. Şöyle biraz havasını alacağım. Yalnız pufuduk pufuduk, şöyle bakın, çok güzel bir hamur olmuş. Şimdi tek ölçüde siz 10 beze yapacaksınız. Benim burası 2 ölçü olduğu için ben 20 beze yapacağım arkadaşlar. Şöyle elimi sık sık yağmayacağım ki yapışmasın. Böyle küçük küçük 20 beze yapacağım tam. Yani bir yuvarlakta, hepsini üst üste açacağımız için bir yuvarlakta 10 beze olmuş olacak. Yani 10 kat olacak. Yağıyla beze aldığımız için kolay da oluyor, elinize yapışmıyor. Şöyle hepsini eşit yapmaya çalışıyorum. Tam 20 beze oldu arkadaşlar. Şimdi elimle, önce merdane kullanmıyorum. Elimle şöyle pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alıyorum. Bir yanda da şöyle şuraya kaldırayım. 200 gram tereyağı erittim. İçine biraz da sıvı yağ, yani yarım çay bardağı kadar da
sıvı yağ ekledim. Onunla hamurlarımızın arasını yağlıyorum. 10 hamuru üst üste yağlayacağım. Kenarda dinlenecek o. Ben diğerlerini açıncaya kadar şöyle hepsini üst üste denk getirip yağlayacağım. Mayalı hamur olduğu için biraz toparlanıyor. Onu böyle elimle açacağım. Toplanmasına müsaade etmeyeceğim yani. Biraz bol yağlıyorum. Araları kat kat olsun diye. Unla açmıyorum ki yağı un çekmesin diye. Böyle elimi unla yağlayıp açıyorum hamurumuzu. Unladığınız zaman bu yağladığımız yağı un tamamen çeker. Onun için yağla açmaya özen gösteriyorum. Böyle 10 kat yapacağım. Bunu dinlenmeye alacağım. Diğer 10 katı hazırlayacağım. En üst kata yağ sürmüyoruz arkadaşlar. Açacağımız için en üst kat yağsız olacak. Sonuncu bezemizi de açtım. İlk hamurumuzun bu sonuncu bezesi. Bütün hamuru böyle üst üste yağlayıp hazır ettim. Şimdi ev biraz sıcak olduğu için normalde kenarda bekletiyorum. Ama ev sıcak olduğu için bu donmayacak ve açımı zor oluyor. Ay, en üst hamuru açmayacaktım. Hemen yana al. Yağlamayacaktım. Yana al. Bir tane daha aç hemen. O kadar dedi kendi kendine. Seriye bağladım. Hemen en üst hamuru açıyorum. Yağlamıyorsun. Yağlamıyoruz. En üst hamuru. Neyse, o öbürünü alsın artık. Onun bir çaresi var en azından. Şöyle. Şimdi aman, bu dikkat. Hamuru dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Donması için. Ev sıcak, donmaz, açması zor olur diye. Şöyle hop. Bir tabağa alıyorum. Bunu böylece dolaba kaldıracağım. Bu biraz donacak. Ben diğerlerini açıncaya kadar bu bizi dolapta beklesin. Ben hazırım, sen başla. Dolaba ilk giden hamuru çıkardık arkadaşlar. Diğeri dolapta, ikinci posta. Şimdi şöyle fazla incitmeden soframızı alıyoruz. Vallahi hamur çok güzel yoğrulmuş. Maşallah, subhanallah. Öyle güzel kendini bırakıyor ki, bir de dinlendi. Şimdi merdane ile çok yormadan hamurumuzu şöyle dışa dışa açıyorum. Fazla yıpratmayacağız. Üzmeden, kırmadan biraz büyüteceğim. Sonrasında hamuru ters çevireceğiz arkadaşlar. Şu an burası dümdüz olduğu için burayı dışına gelsin istiyorum. Onun için açtık, sonra ters döndüreceğim. Şimdiden vallahi kat kat duruyor. Mis gibi. Ben birazını pişireceğim. Birazını dondurucuya kaldıracağım. Birazını kızların beslenmesine, yarın durağın kahvaltısına bir tanesine. Diğerini de dondurucuda donduracağım. Ani misafirim geldiğinde ya da çocukların beslenmesine böyle hazırda bulunsun istiyorum. Hamurumuzu gayet güzel açtık. Büyütebildiğim kadar büyüttüm. Şimdi dikkatli bir şekilde ters çevireceğim. Çünkü bu yüzü üste gelsin. O güzel yüzü. Güzel yüzünü göstereceğiz arkadaşlar. Hop. İşte bu kadar. Yani şu an güzel yüzü altta kaldı. O da dışına denk gelecek. Şöyle elimle düzleyeceğim.
bayağı da büyük açtık. Şu havasını da alırsak. Çok güzel oldu. Yani harika. Şimdi önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra tekrar ortadan ikiye. Dörde ayırıyoruz diyoruz biz ona. Ortadan ikiye, ortadan ikiye. Sonra tekrar ortadan ikiye. Kaç ayırdık şimdi? Altı. Sonra da tekrar ikiye. Sonra tekrar ikiye. Durmadan ikiye bölüyoruz. Şimdi şunu 16. Kaça bölüyorduk? Onu da ikiye böleceksin şimdi. Hayır, ikiye değil. İkiye. Hani ikiye bölürsen çok büyük olur. Üçe böleceğim bunu. Yani bu büyüklüğü tamamen size kalmış arkadaşlar. Kendi istediğiniz büyüklüğe göre ayarlayıp şöyle kesiyorsunuz. Orayı. Sonra isterseniz iç harcı ekleyebilirsiniz. Ben iç harcı eklemeyeceğim. Tam bir kruvasan olması için böyle geniş yerden dar tarafa doğru sarıyoruz. İşte bebeğimiz hazır. Böyle bebeklerimizi sarıp sarıp hazırlıyoruz. Ve ilk tepsiyi pişirsek mi? Şu an kararsızım. İlki mi pişirsek, ikinciyi mi pişirsek diye düşünüyorum. Bana şu tepsiyi ver. Bunları bir onun içine dizelim. Ay çok tatlış oldu bunlar ya. İnsan yaptığı şeyi sevmezse olur mu? Olmaz. Çok tatlı oldular. Böyle dar geniş taraftan dar tarafa doğru. Şu biraz büyük olmuş. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Karar verdim hangisini pişireceğime. Bu büyük olanları pişireceğim. Şöyle. Küçük olanları dondurucuya kaldıracağım. Bana şimdi bir tepsi de getir. Bak bunlar büyük oldu. Bunlar sabah durağın kahvaltısı olur. Şu minnoşlar da misafir için olur. Tamam. Karar verdik. Şu minnoşları direkt tepsiye alalım. Bunlar çok tatlı oldular ya. Yeme de yanında yat. Diyette olunca böyle oluyor insan. Yine her şey güzel gözüküyor. Şimdi bunu da 3'e böleceğim. 4'e mi bölüyordun bunu ya? Hayır, 2'ye bölüyordun. Sen sonra 3 yaptın. Bunu ne yapıyordun biliyor musun? Bak şöyle 2'ye, evet, bölüyordun. Bir daha 2'ye bölüyordun. Onu da 3'e bölüyordun şöyle. Abarttın. Şöyle bak. Hayır. Evet. Sürekli 2 dedin ama. 3 demedin hiç. Şu an dedim. Çok minnak oldu. Saymamız gerekiyordu. Senin yüzünden kafamı karıştırdım. Benimle dalga geçiyorsun. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Böyle olacak bak. Aynen. Arkadaşlar. Beni dinleyin. Siz beni dinleyin. Bana baksın. Siz beni dinleyin. En sonkine. Ortadan ikiye, sonra da tekrar ikiye kesiyoruz. Şöyle yani bak bunların ayarı hep bir oldu, gördün mü? Şunlar büyük oldu. Onlar sabah durağa gidecek. Şöyle hemen minnoşlarımızı sarıyoruz. Böyle daha kibar ve daha güzel oluyor bence. Şunlar çok büyük oldu. Şunlar minik minik. Beslenmeye de olabilir onlar. Doyurucu. En sonuna koy ya. Tamam. Olay budur. Tamam, yolu bulduk. Bunların ölçü tam oldu. Hepsi aynı boyda. Şimdi bunları saracağım. Bir kısmını ben hemen tepsimi hazırladım buraya. Tepsiye dizip dondurucunun şoklama bölümüne kaldıracağım. Onlar orada bir şoklanacaklar. Şok olacaklar. Nereye geldik böyle diye. Bir kısmını da hemen yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizip fırına yollayacağım. Şunlar da çok minnak oldu. Yani minnak olanları seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok tatlış oldular.
Minnak demişken Aysima yok bu arada. Aysima babasıyla gitti. Evet, bu sessizlik Aysima'nın ortamda olmayışını merak edersiniz illaki. O babasıyla gitti. Gelir birazdan bir dünya lafla. Maceralarını anlatmaya başlar. Dondurucuya gidecekleri böyle tepsiye diziyorum arkadaşlar. Tepsi hemen kabarmaya başladı. Hemen şu kabaranı tepsiye alalım. Bunlar dondurucuya gidecekler. Hemen bunu dondurucuya yollayacağız. Mayalanmadan. Bunlar donacaklar. Burası da fırına gidecek olanlar. Bayağı da çıktı. Kaç tane oldu saysana. Görüşten kaç tane çıktı? Şunlar ikişer tane olabilirdi. Şöyle yapsaydık. Hadi şimdi sen hemen şunları dondurucuya kaldır. Sen şunları dondurucuya kaldır. Sonra bir bezeyi sayarız. Tam ölçü veririz. Ve artık fırına gitmeye hazırlar. Bu ölçüsünü ayarlayamadıklarım. Kimi böyle koskocaman olup da kimisi de böyle küçücük olanları. Hemen yumurtalayıp fırına yolluyorum arkadaşlar. Kimisini durağa, kimisini kızların beslenmeye derken diyorum ya, bizim evde yapılan hiçbir şey boşa gitmez, nasıl olsa bir taliplisi çıkar. Hepsinin yumurtalarını sürüp 200 derecede önceden ısıttığım fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğim. Şu an fırınım çalışıyor. Kruvasanlarımızın da yumurtalarını güzelce sürelim. Her yerine değmesine özen gösteriyorum. Her yerine değince daha güzel kızarıyor. Hep sırtı açıldı, sırtı. Ay, Muhammed abinin nişan kurabiyesi. Bakayım Aysima. Ay, çok güzelmiş. Senin kurabiyeyi ne zaman yiyeceğiz? Hani seninki? Muhammed'in, onu bildim de seninki? Bu arada Osman'ın kardeşi nişanlandı arkadaşlar. Nişan kurabiyesi, gördün mü? Muhammed abinin. Hadi gidelim artık. Hem Aysima'yı hem arabayı almaya geldik. Ekmek var. Orada ekmek var. Sen geç. Gidiyoruz biz. Biz gidiyoruz. Şey diyor mu? Ekmeğimizi aldık. Aysima'yı aldım. Babasıyla gezmelere gitti. Osman abisi de Muhammed'in kurabiyelerini... Anne Aysima. Muhammed kızın ismi de neyse, yengenin ismi. Yeni cici yenge. Hadi bakalım artık. Şey eve. Bu arada arkadaşlar, kruvasanlar fırındaydı. Ayhan aradı ki gel arabayı al diye. Kruvasanları Aleyna'ya emanet ettim. Şimdi biz de eve geçiyoruz. Aysima'yla eve geldik. Kruvasanlarım tabii ki Eminel'lerde. Aleyna şöyle nar gibi kızartmış arkadaşlar. Bu arada ben dolma yapmıştım. Dolmayı hemen ocağa aldım, pişsin. Durağa da götüreceğim. Çünkü Aleyna şunu bir bölebilir misin? İçini de gösterelim. O miniyi böl de. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Mük olmuş, mük. Nar gibi de kızarmışlar. Şimdi bunları kenara alıyoruz. Ne yapıyorsun Aleyna? Yok. Ben pişirdim ya, olmuşum diye bir bakıyorum. He, olmuşum diye kontrol ediyorsun yani. Olmuş mu ya? Aleyna sana bak. Yemeğimiz pişsin. Ben şimdi hemen bir de çorba pişireceğim dolmanın yanına. Bunları da burada soğumaya bırakalım. Milyon tane fotoğraf çektim. Böyle daha güzel. Şöyle mi güzel, böyle mi güzel? Ama şöyle görüntüsü lezzetine şahit bence arkadaşlar. Kruvasanlarımız burada hazır. Şimdi artık ben geçiyorum akşam yemeği işine. Benim mesai bitti arkadaşlar. Ben evin yolunu tuttum. Yemeği getirdim. Yemeklerini yediler. Diyorum ya, bizim durağın kısmetlisi çok oluyor.
İlla biri kısmetine geliyor yani. Her zaman bir ya da iki kişilik fazladan yemek getiriyorum. İnanın boş götürüyorum getirdiğim saklama kaplarını falan. Şimdi eve gidiyorum. En sevmediğim kısmı ne bu işin biliyor musunuz? Yani her şeyi çok keyifli yapıyorum. Çok keyif alarak hazırlıyorum, getiriyorum. O konuda hiç sıkıntı yok. Şu an en sıkıntılı kısmı bu götürdüğüm boşları yıkaması. En çok onu sevmiyorum. Kruvasanlarımız donmuştur şimdiye kadar. Zaten dolabın şoklama, dondurucunun şoklama bölümüne koymuştum. Şimdiye çoktan donmuşlardı. Gidince onları da paketleyip dondurucuya kaldıracağım. Hazır olacaklar. Dediğim gibi hani kızların beslenmeye o gün bir şey bulamadığında hemen fırına sürerim. Ya da ani bir misafirim geldiğinde hazır olmuş olur. Ben böyle dondurucuda hazır bir şeyler olduğu zaman çok kafam rahat oluyor. Oradan hazır çıkarıp pişirebileceğim bir şey olduğu zaman çok rahat oluyorum. Birkaç çeşit de kurabiye yapıp kaldırasım var. Zamanla yavaş yavaş böyle ara sıra yapmayı düşünüyorum onları da. Artık kış dönemine giriyoruz. Misafirlerimiz olur illaki. Bulunsun kenarda diyorum. Eve gidince şimdi kruvasanlarımızı da paketleriz artık. Sonrasında bir Nescafe yapıp TV karşısına geçmeyi planlıyorum. Yargı dizisi var. Dizi izleyeceğim. Bir Nescafe yapıp Yargı dizisini izleriz. Kruvasanlarımız mayalanmadan çok güzel donmuşlar arkadaşlar. Şimdi paketliyorum. Bu kilitli paketlere yerleştiriyorum. Alıp çıkarması kolay olsun diye. Vallahi taş gibi donmuşlar. Çok güzel. Gayet güzel donmuşlar. Elmalı kurabiye bölümünde. Şöyle ortaya birer tane daha yerleştireceğim. Sonra paketi kilitleyip kapıyı kilitleyip bunları kaldıracağım. Ne zaman istersen kullanıma hazırlar. Biraz içinde hava kaldı. Onu alalım. Dondurucuya gidecek paketlerimiz de hazır arkadaşlar. Bu şekilde paketledim. Mesela bir seferde bir paketi çıkarıp hemen tepsiye dizip pişirmeye hazırlar. Dediğim gibi hazır bulmak için gayet pratik bir yöntem bence. Şimdi bunları dondurucuya kaldıracağım. Hemen kendime bir Nescafe yapıp artık dizi keyfi yapacağım. Buradan vedamızı edelim arkadaşlar. Kruvasanlarımla bugün vedamızı yapalım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.